Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Oyraca köyünün eşsiz ve muazzam görüntüsü altında bir video çekeceğiz. Şu an biraz babacığımın evini de göstereyim de o arkamızdayken böyle bir çekim yapalım. Evet. Köy başka ya. Şimdi babam ileride bir yerde ama nerede? Arkadaşlar, burada müthiş bir ulan her yerden ses geliyor ya. Tırsıyoruz tabii, korkuyuz. Yılan falan çıkar falan fıstık ama herkes ev yapıyor buraları. Ama tabii adamın arazisi, kendi tarlası, kendi bahçesi, basıyor parayı yapıyor. Kim ne diyebilir ki? Bak 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 bak, içeride bir tartışma var. Onlara bak şimdi, baskın yapalım. O kamera geldi, Bu ne ulan öyle? Selamun aleyküm. Çekiyorum, canlı yayındasınız. Bütün 78 milyon sizi izliyor. Tamam, pardon, 85. Amcamın oğlunun evi. Allah razı olsun ya. Ha. Yapıyı daha yeni. Evet. Evi göstereceğim şimdi. Göster, çok güzel, harika olmuş ama. Tunca, salondan gir şuraya. Ya salondan gir. Burası ne burası? Burası yatak odası olacak. Evet, şurası yatak odası. Vallahi yatak odasına bakar mısınız? Bakın buradan giriyorsunuz. Yatak odası, sabah uyanıyorsunuz. Manzaraya bakın şimdi bak. Bak bak. Manzaraya bakar mısınız? Sabah uyanıyorsunuz şu manzarayla. Oh yeah. Hemen diğer odaya geçiyoruz. Evet, diğer odaya geçelim. Evet. Burası da bir oda Tuncay. Burası hemen, burası neresi? Burası mutfak. Oo, Tuncay. Mutfağa bakar mısınız arkadaşlar? Bakın, burası büyük ihtimalle tezgah olacak. Şurası. Burada balkona geçiyor. Böyle, burası tezgah olacak. Ne güzel penceresi. Hemen yemekten sonra çay içmek için manzaraya karşı ne yapıyoruz? Balkona giriyoruz. Bakar mısınız balkonun manzarasına? Şuraya bakar mısınız ya? Aa, burada demlik bitmez ya. Demlik biter, çay bitmez. Bakar mısın? İki cepheli balkon düşünmüşler. Çok iyi yapmışlar. Ben hayatta bunu akıl edemezdim. Şurası da benim babacığımın evi. Allah razı olsun. 200 kilometreden görürsünüz. Çok harika bir eser. Hem bu taraftan bir manzarası var balkonun, hem bu taraftan. Arkadaşlar demiş ki ya buralar çok yüksek falan. Alakası yok. Yüksek değil. Gerçi burası yüksekmiş ya. Bir inşaatta burası. Şu inşaat, şu arkamdaki şu inşaatta teyzemin. Tuğlaları dizmişler. Herhalde üst katın çevresine şey yapacaklar. Dönecekler. Hemen bir şey düştü. Evet. Burası oturma salonu. Evet, hemen şimdi geliyoruz. Burası mı oturma? Oturma salonu burası. Bakın ne yapmışlar biliyor musunuz? Hem salonun içinden balkona kapı, hem mutfaktan kapı yapmışlar. Çok mükemmel düşünmüşler. Burada Fransız balkonu. Burası da bakın. Siz İstanbul'da zannediyorsunuz ama Oyraca köyünde de bak. Fransız pencere. Fransız pencere. Müthiş görüntü veriyor biliyorsunuz. Oda çok büyük. Çok harika oda. Şurayı mesela televizyon. Şuraya bir televizyon ünitesi koyabilir ya da buraya. Evet. Değil mi? Televizyon ünitesi. Evet. Harika ya. Müthiş. Daha bitmedi ya. Olur da buraya gelirseniz sizi misafir etmemiz için de bir oda. Burası da. Burada da. Bu arada bakın bir şey daha söyleyeyim. Ebeveyn banyosu var. Bakın ebeveyn banyosu var. Misafirlerimiz zorluk çekmesin diye. Her şeyi düşünüyor. Ama kim düşünüyor? Hüseyin amca. Yüksek mimar bu. Evet. Yüksek mühendis. Yüksek mühendis. Kendisi yapıyor. Banyo, tuvalet. Burası antre. Burası antre. Antre büyük. Antremiz de çok büyük. Buraya hemen geliyoruz. Burası neresiymiş bakıyoruz. Burası. Şurası. Burası tuvalet. Burası banyo. Burası da tuvalet. Burası banyo oluyor. Karanlık. Harika ya. Buraya da lavabo koyacağız. Buraya da evet. Dolaplı lavabo olacak. Oo, süper ya. Burası tuvalet oluyor. Evet. Evet. Buraya portmanto koyacağım şey için, elbisemi asmak için portmanto koymak için. Evet, portmanto koyacağız. Ha, portmanto. Harika ya. Burası da düşük tavan olacak, spot lamba olacak burada da girişte.
Vay be. Evet. Buradan pencereden dışarıya bakmadığınız sürece kendinizi İstanbul'da zannedersiniz. Niye? Dersiniz ki ya bu açık amca. Ev ne kadar kaliteli, ne kadar güzel. Şimdi hemen yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya nereye çıkıyoruz? Üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Terasa tarafı. Geldik terasa. Bakar mısınız abi? Duaya bakar mısın? Evet Tuncay gülüm. İşte bu yeni evlerin yanında ben size hemen eski evi de göstereyim hemen arkamda. Bakın şurayı görüyorsunuz. Şu ev. Şu eski ev. Onun arkasındaki ev. Onun hemen yanındaki ev. Onlar çok eski evler. Rahat var onlar. 70-80 yaşında var mı? Var var. Daha mı fazla? Daha fazla. Daha fazla. 100'den fazla o ev. Değil mi? 100'den fazla. He. Şu ev 1972'de yapıldı. Evet. Bu 76'da yapıldı. Evet. Evet. Aşağı yukarı bu evler nereden? Mesela 100 senelik evler var burada. 100 senelik evler. Evet, 100 senelik o evlerin hepsi şeyden yapıldı değil mi amca? Ha, ahşaptan. Ahşaptan, çamurdan yapıldı değil mi? Evet, evet. Ama evet. Nasıl ayakta duruyorlar değil mi? Evet, evet. Ahşapla. Gidi. Onlarda ne hatıralar var değil mi? Evet, evet. Dilleri olsa da konuşsa. Evet. Gidi. Gidi. Bu arada arkadaşlar bir şey daha gösteriyorum size. Bakın burada her evin çatısında ne var? Güneş enerjisi. Güneş enerjisi var. Bu köylü deyip geçmeyin. Bunların hepsi çok akıllı insanlar. Köylü milletin efendisidir diye boşuna demiyorlar. köylünün cebinde para yoksa devletin kasasında da yoktur demek. Bu işler böyle. Amca sana çok çok kolay gelsin diyorum. Sağ ol gülüm, sağ ol. Allah'a emanet ol. Sağ ol, teşekkürler yani. Biz şöyle biraz daha dolaşalım ya. Tamam, kolay gelsin tekrar. Sağ ol gülüm, sağ ol. Allah işini gücünü rast getirsin. Şimdi atacağım. Atarım. Numarasını biliyorum. Bileyim. Erdal burayı merak ediyordu. Ha buradan doğru da çek. Bu videoyu ona nasıl atacağım bu video? Kesip atarım ben ona. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hüseyin amcam burada. Öyle çek. Bak. Ev çıksın. Amcam da burada. Tamam Erdal, evet. Evet. Efendim. İnsan burayı İstanbul'dayken özlüyor. Diyor ki köyüme gitsem de bir kalsam 10-15 gün ama İstanbul'da öyle bir şehir ki insan oradayken de buradayken de İstanbul'u özlüyor. Niye? Alışmış insan gürültüye, patırtıya, değil mi? Trafiğe insan alışmış. Bu sessizlik adamı canını sıkıyor. Buraya geleceğim, burada bir hafta 10 gün kalacaksın, gideceksin. Yapamazsın burada. Yani İstanbul'da yaşamış adam buralarda yapamaz. Burası emekli yeri. Buralar emekli yeri. Bak bu Adem emekli oldu. Benim teyzemin oğlu. Gözlüklere bakar mısın ya? Gözlüklerim Ray-Ban. Seneye muhtar oluyorum. Seneye muhtar olacağım. Seneye oynarım ben ha. Seneye muhtar olacakmış. He? Ulan sana kim oy verir lan? Anam bile vermez sana oy. Muhtarı bana veriyorlar. Kim? Herkes bana yanaşıyor. Sana mı yanaşıyor? Vallahi Adem elinden her iş geliyor arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın abartısız söylüyorum, her iş geliyor adamın elinden ya. Her iş. Bu kadar akıllı bir adam görün. Evimi de çek. Kimi çekeyim? Evet. Baba senin evini çekmez miyim ya? Şu eve bakar mısınız arkadaşlar ya? Hatice, Cansu hep bu evi çekti. Bu ev şu an internette geziyor zaten baba. Anladım da senin evin neresiymiş? Alt kat. Benim evimi niye alt kat çektiriyorsun ya? Senin evin alt kat, Tuncay'ınki orta kat, Tuncay'ın üst kat. Niye Tuncay'ınki orta? Abi büyük kimse. Benimki kim orta kat değil. Tuncay'a da dubleks daire verdi. Elif'e. Ha bu horoz. Yanlış yapıyor. Ha buna ne derler? Horoz. Horoz. Horoz mu ne bu ya? Horoz sınanı. Bu kuzunun yavrusu. Oğlak bu. Sınanı. Oo, Fadime'ye bak, orada biriyle muhabbet ediyor ama kimle acaba? Ön tarafa niye alıyor? Benim prensesimle. He? Ön tarafa alsana. Yok böyle iyi. Gel Adem, arka arkaya gidelim. Vitesi geri tak. Araba geri tak, bir de bir bayar. Bir şey olmaz yavrum, burada aynadan görüyoruz ya bunu. Arkadaşlar görüyorsunuz, sizin için geri gidiyoruz. Yani ne zahmetlerle bu video çekiliyor. Işık, prodüksiyon falan. Adem nereye bakıyorsun lan? Korkutma beni ha. Zaten yarım aklım var. Evet arkadaşlar. Kızın geliyor. Benim prensesim geliyor. Bakar mısınız?
Bu arada arkadaşlar, Bulancak'ta kaybolan kızın, ya içimiz yandı ya, içimiz sızladı var ya. Ya bunun bir tarifi yok ya. Efendim hayatım. Oy oy, sana dolanayım, dolanayım. Bak 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 bak, kameraya bak. Kameraya sal hayatım. Kameraya sal hayatım. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Kayamazlardınız buradan. Hı-hı. Biz şu an neredeyiz? Oyraca köyündeyiz. Üstelik köyündeyiz. Onlar bizle geldi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Eylül, bu da Fadime. Bunu gel bakalım. Nereye? Bu da Fatma. Tamam. Bu da Fatma, daha düne kadar şeydi bu. İstanbul'daydı, yeni geldi. Buraları pek bilmez. Siz de ilk defa gördünüz sanırım bunu. Fatma, ben kendini mi? Tanıtsana yavrum ya. Ben kendim bildim bileli buradayım. Nasıl hep bir yalan ya. Yüzü de kızarmıyor maşallah. Yüzün de kızarmıyor. Bak, selamünaleyküm. Kızın arkadaşım buldu. Oo, arkadaş mı buldun Eylül? 11 dakikadır video çekiyoruz arkadaşlar. Bunu Cansu nasıl montaj yapacak bilmiyorum. Baba arkadaş elliyor. Ellesin hayatım. Zararlı bir şey değil ki o. Bana arkadaşım ben oyuncaklarını paylaştı diye. Bakayım şu prenseslerin güzelliklerine. Şunların güzelliklerine bakayım. Allah'ım ya Rabbim ya. İkisi de çok güzel. El sallayın bakayım kameralara. Sen de, senin ismin neydi? Arkadaşa vurma. Sen Nima. Ah sen Nima. Ay sen Nima mısın sen? Eylül, sen onun saçlarını mı düzeltiyorsun aşkım? Evet. Ya adamsın sen ya. Adamın dibisin. Evet arkadaşlar. Bir kalpten ve içten samimiyetin daha şahidiyiz. Çiçek verdi. Kızlar. Ya Fadime, bu çok mu uzun sürdü lan? Tabii canım, çok uzun. Çok uzun olsun, montaj yap ha. Ha? Sinan amcanın evini falan da çektik. İyi yaptın. Ama güzel değil mi, bunu böyle uzatıyor. Nasıl? Yani çok iyi, şey, selfie çubuğu niyetine. Kamera. Evet arkadaşlar, bir YouTube şeyinin daha sonuna geldik. Biz koşuyoruz şu an. Belli oluyor mu lan koşu? Çok belli oluyor dayı. Neyse. Hadi prensesim gidelim. Neyse, dadınla kal sen. Parasını veriyoruz onun. Saati 200 lira. Tamam sen. Tamam. Tamam, bunu oyna burada. Tamam. Tamam oyna ama bak, arkadaşın burada. Arkadaşını al. Arkadaşınla beraber git. Nima gel kızım, gel. Bak beraber oynayacak mısınız? Hadi gel kızım. Gel hadi. Hadi oynayayım bakalım. Gel öbür inşaata gidelim. Ne inşaatı oğlum lan? İnşaat mı gezeceğiz biz? İstanbul'u zaten bıkmış oğlum inşaattan mı inşaattan? Öyle değil mi arkadaşlar? Siz de bıkmadınız mı inşaatlardan? Betondan. Ama buranın havası aynı İstanbul gibi ya. Nem çok burada ya. Burada var ya, adam yapış yapış oluyor ya. Mesela görüyorsunuz değil mi? Hava nasıl? Hava kapalı. Hava kapalı. Hadi bakalım. Demet Akalın. Ah ah. Babam oradan acayip acayip bakıyor Adem'e. Ha? Adem. Fındık hakkında ne düşünüyorsun bebeğim? Şu fındığı şöyle çekelim bak. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Bak 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 bak. Şu fındığa bak şu. Hani? Görüyor musun fındığı? Adem, ilk defa mı fındık görüyorsun sen? Şunu bak şimdi. Şu fındığa girer misin? Ne güzel çekiyorum. Bak 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 bak. Arkadaşlar bu arada şu yapraklardaki delik deşik durumu görüyorsunuz. Onların sebebi dolu yağmış, dolu. Dolu yağmış. Fındığın üçte birini götürmüş. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun. Her şey şu fındık içinde. Arkadaşlar ben şimdi babamın saçını keseceğim. Bende her iş var. Boya, badana, priz, miriz. Ondan sonra başka. Adem'i görüyorsunuz, bakın su içiyor. Neden? Bu su nereden geliyor diyeceksiniz, söyleyeyim. Şurada yayladan gelen su. Nerede lan Adem bunu? Şöyle yukarıda. He. Bakın bakın şurada.
yukarıda şu, depo şu var. İleride depo var. Bu tahliye ortamı. Depo dolunca tahliye ediyor. Su ama ne su biliyor musun? Su herkese yaramıyor. Bazılarını çarpıyor. Cansu'ya çarptı. Cansu hastaneye kaldırıldı. babamın arabasını niye çekmiyoruz? Bakar mısınız araba? Bakın babamın arabasına bakın. Arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Bu arabanın markası ne? Peugeot gibi görünüyor ama değil. Bu arabanın ismi Minnoş. Babamın Minnoş'u. Babam bu arabanın ismini Minnoş koymuş. Biz İstanbul'da ufak bir elim bir kaza geçirdik. Şu arası falan fısık patladı matladı. Kaza geçirince de babam çok üzüldü. Biz de dedik ki baba üzülme ya. Üzülme ya. Mala gelsin, cana gelmesin. Yaptırırız dedik. Gittik servisinde yaptırdık. Babama dedim sen bas git köye. Kaymakam geliyor, tamam mı? Kaymakam mı geliyor? Oo, arkadaş diyor kaymakam geliyor, ben gidiyorum diyor. Neyse. Dedim baba dedim ya, sen rahat ol. Gönderdim memlekete. Dedim ben arabanı getiririm. İşte hayırlı evladım. Getirdim arabasını, yaptırdık. Allah benim hakkımı nasıl ödeyecekler? Allah herkese benim gibi evlat nasip etsin. Çek kapat dedi yönetmen. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik.